Çıktı vallahi, o kadar değilmiş. Hani çalışınca oluyormuş. Seksenli yıllar bu hafta konsept. Biz bir Türk seksen yapıyoruz, bir yabancı seksen, bir yerli bir yabancı seksen yapıyoruz. Sabah senle başlayalım hemen değerlendirmeye. Çok mutlu bir şekilde yaptınız. Yüzünüzdeki ifade oydu. Sanki bu şarkıyı çok seviyorsunuz ve çok mutluymuşsunuz ifadesi vardı. Ama bence bir tempoda ben bir düşüklük hissettim. Yani ben daha hareketli bir şeyler bekliyordum. Hareketler ve yapılışları, tarzı falan, onların hepsi çok güzeldi. Ama hani bu çok böyle, çok severim ben de bu şarkıyı. Daha böyle fıkır fıkır bir şarkı ya. Onun için daha bir hareket istedim sanki. Ha. İşte teknik işin içine girince. Yoksa ben burada bayağı titretirim yani. Sen belli. O belli de. Hayır, o şemsiyeler falan varken yine böyle bir hareket vardı. Sonra bir durağanlar işte, sonra bir kıpırdadı ama hani tam böyle şey olmadım ben şahsen. Sen? Peki. Ben samimi olarak söylüyorum, aynı fikirdeyim. Belki şarkıyla dansın seçimi arasında bir uyum problemi vardı. Onu da tam anlayamadım. Çünkü bir anda yavaşlayarak daha yavaş hareketler yapmaya başladılar değil mi? Bir figür yapılmak istenmiş ama onlar şarkıya yavaş kalmış gibi. Ama yani sonuçta Sibel Sibel'dir diyerek... Sibel Sibel'dir canım, sözü o. Sözü sana veriyoruz. Sibel tabii giderek ilerliyor. Yani her hafta daha da iyi oluyor. Kesinlikle. Hele geçen hafta o Hint dansında kendini aşmıştın. Çok da mutluyduk. Şimdi şöyle bir şey oldu. İlk başta çok güvenle girdin geçen haftayı hatırlayarak. Bir sorun yoktu. Sonrasında eskiye döndüm. Acaba yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum gibi şeyler olmaya başladı. Bu dansın için her zaman bize de olabilen bir şey aslında. Biraz toparlamak. Yani seyirciyi de sürüklemek lazım bence. Yani tempo sorunu aslında denilen daha çok o. Seyirciyi sürükleyebilmek için de inisiyatif almak lazım. Burada daha çok yine öğretmenimi bıraktım. İnisiyatifi gibi oldu. Ama elbette ki ilerleme var. Lilia. At one point I thought I got a little bit dizzy with all the umbrellas because they were spinning so much, but I thought it was a wonderful opening. Fazla döndünüz, bir ara midem bunalır gibi oldu. Sibel, it felt a little bit drained of energy. I would like you to go for it a little bit more still. Evet, was it too much energy? Little, too little energy. Evet, fazla azmış. Yani daha doğrusu az bir enerji varmış. Evet, fazla azmış ne demekse. Enerjim biraz düşüktü demek istiyor, evet. Your leg and foot speed was a little slow at times. Evet, hızınız da bazı yerlerde yavaştı diyor. Sabah ile aynı görüşte. And because the dance consisted of cha-cha-cha and salsa elements, I would have liked to have seen a little bit more life in it. Cha-cha-cha ve salsa yaptığınız için biraz daha canlı olmasını bekliyordum. Sait hocam. Bugün geçenki dansından biraz daha ben de düşük gördüm seni. Böyle tereddütle başladın. Ne diyor? Yani böyle
Geçenki ben size bir şey söyleyeyim. Ben bir teşhisim var. O show havası hocam, yoktu bir geçenki. Teşhisim var. Doğru mu yanlış mı bilmem. Ama teşhisim şu. Şu şemsiye var ya. Vallahi her şeyi bozdu bak. Şemsiyeyi aldı. Kaparken böyle eliyle kapatmaya çalıştı, bir şey yaptı filan. O konsantrasyonu çok bozan bir iş. Ondan sonra kapattı. Şemsiye sahnenin dışına at çünkü engelliyor falan. Böyle nereye koyacağımı bilemedim. Hayır, şemsiye bana göre bir şey verdim derseniz çok da bir şey vermedi yani. Değmedi gibi geliyor bana ama tabii ki sözü Sait Hoca'na veriyorum. Ama yok ya, bana göre şemsiye yakışıyordu dansa da. Yakışıyor da kapatma sorunu yoktu. Fırlatacaktın şemsiyeyi, şöyle uçacaktın şemsiyeyi. Evet, herhalde çalışırken kapatmaya gerek yok. Yararım falan diye korktum. Onun nezaketinden şemsiyeyi kapattı. Belki yani çalışmada şemsiye az mı kullandınız? Yok çok şey, yani erken geldi olarak. Şemsiyeler ama böyle biz kenara bırakıyorduk. Dışarı atın denildi bize. O dışarı atmayı çok provaya demedik. O yüzden bir... Provada türbinler yok diye hocam. Provada rahatça atabiliyordu. Burada bir baktı herkes var etrafta. Atamıyorum. Kafa gözü kıracağım. Korktum yani. Peki. O gitti mi hocam? Lütfen. Sibel Arne'ye alkışlarla kırmızı odaya alıyoruz. Evet, puanlara başlıyoruz Sait Hocam'la. 6. 6. Dilya. 5. 5. Tan. 6. 6. Sabah. 6. 6. Hiç tahmin etmiyordum 6 vereceğini. Evet, hiç tahmin etmiyormuş sabah 6 vereceğini ama tahminler burada şey, tutmuyor. 23 toplam puan Sibel Hanım'da. Evet Sibel, 23 puan aldın. Geçen hafta ikinci dansta kendi en yüksek puan rekorunu kırmıştın. Bu hafta da belki aynı şey olur mu? Olur. Bu hafta da ikinci dansta inşallah yükseleceğiz. Kesinlikle daha yüksek puan alacağına inanıyorsun yani. İnşallah. Tamam sevgili